1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 259 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 259 Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz Ahmet Haşim, metninde anlamı verilen kelimelerin dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten yararlanarak kontrol ediniz. Cevap: İnkılap, devrim, umumi, genel, sahife, sayfa, mesul, sorumlu, bz, fazu, tasavvur etmek, zihinde canlandırmak, göz önüne getirmek. Terkip, tamlama, fazilet, ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk ve B niteliklerin genel adı, erdem, rokoko, 18. Yüzyılın başında Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu, muhayyel, hayal gücüyle yaratılan, hayal edilen, mukaddes, kutsal, erkan, yol yordam, mahzun, üzünlü, 2. Mülakat türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, yayın organları ve teknolojinin etkisini değerlendiriniz. Cevap: Ünlü kişilerin tanıtılması ya da toplumu ilgilendiren bir konu hakkında bilgi toplanması amacıyla ünlü kişilerle ya da çeşitli uzman kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakatta hazırlanan sorular, mülakatın yapılacağı kişiye sözlü bir şekilde sorulur. Alınan cevaplar ya not alınır ya da ses kayıt cihazlarıyla kaydedilir. Sonrasında yazıya aktarılıp gazete ve dergilerde yayımlanır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle mülakatlar telefonda veya e-posta yoluyla da yapılabilmektedir. Üçüncü metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Cevap, metnin konusu Ahmet Haşim'in dönemin edebi hayatı ile ilgili sorulara verdiği cevaplardır. Amacı, dönemin ünlü bir şairinin sorulan sorularla ilgili görüşlerini öğrenmektir. Hedef kitle, edebiyata ilgi duyan okuyucu kesimidir. Dördüncü metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirleyerek noktalı alanlara yazınız. Cevap: Ana düşünce. Ahmet Haşim, edebiyat dünyamızda çok önemli bir yere sahip olan büyük bir şairdir. Yardımcı düşünceler. Ahmet Haşim'e göre bugünkü edebiyat dünkü edebiyattan çok farklı bir şey değildir. Servet-i Fünun edebiyatı kısa sürmesine rağmen etkileri devam etmektedir. Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarını geride bırakan iki sanatçı Yahya Kemal ve Yakup Kadri'dir. Aşk-ı Memnu romanından sonra toplumda romanın kahramanlarına benzemeye çalışan insanlar çıkmıştır. Ahmet Haşim milli edebiyat şiirinden hoşlanmamaktadır. Beşinci metinde başvurulan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz. Bunların metindeki işlevlerini açıklayınız. Cevap, metinde söyleşmeye bağlı anlatım ve açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Düşünceyi geliştirme yolu olarak da örneklendirme, benzetme ve karşılaştırmaya başvurulmuştur. Kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları metinde ifade edilmek istenen düşünceleri somutlaştırmış ve ilgi çekici hale getirmiştir. Altıncı metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirleyiniz. Cevap, metinde mülakatı yapan Ruşen Eşref Ünaydın ve mülakatın yapıldığı Ahmet Haşim'in fotoğrafları verilerek, konuşmayı yapan kişilerin okuyucunun zihninde canlanması sağlanmıştır. Yedinci metnin üslup özelliklerini belirleyiniz. Cevap, metin bir mülakattır. Bundan dolayı soru-cevaba dayalı bir metindir. Metinde seviyeli ve ciddi bir üslup kullanılmıştır. Verilen cevaplara yazar herhangi bir müdahalede bulunmamış ve yorum katmamıştır. Sekizinci okuduğunuz metin ve Ruşen Eşref Ünaydın hakkında verilen bilgilerden hareketle metin ile yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap, metnin türü mülakattır. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar Ki adlı eseri, edebiyatımızda ilk başarılı mülakat olarak kabul edilir. Bu metinde Fecriyat-ı topluluğunun en başarılı şairi olan Ahmet Haşim'in edebi konularla ilgili görüşleri alınmıştır. 1. 1. sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 259 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.